Sayın seyirciler, mecliste torba yasa görüşmeleri uzun saatler boyunca, bazen sabahlara kadar devam ediyor. Milletvekilleri de bu yoğun tempo karşısında kimi zaman yorgunluğa yenilebiliyorlar. Oysa görüşmeler boyunca vekilleri uyanık tutmanın yolu aslında çok basit. İzliyoruz efendim. Değerli milletvekilleri, şimdi de torba yasanın 84. maddesini görüşmeye açıyorum. Söz almak isteyen... Ya sayın vekiller, bir zahmet uyanırsanız görüşmelere devam edeceğiz. Tamam, yani saat sabahın 4'ü oldu ama böyle yaparsanız görüşmeler bitmez ki. Alo! Hop! Değerli uykucu vekiller, kime diyorum? Hayda, nasıl uyandıracağım ben bunları ya? Ha, dur buldum. Haydi, kahvaltı hazır. Kalkın bakalım afacanlar, kalkın. Hay Allah ya, dur bu işe yaramadı. Ha, dur bir de şunu deneyeyim. Nasıl? Nasıl yani? Mecliste bekleyen bütün yolsuzluk dosyaları af mı edilecek? Hadi canım, olur mu öyle şey? Hadi canım, hadi lan. Yok, olmuyor ya. Sayın Başkan, izin verirseniz bir de ben şansımı deneyebilir miyim? Dene bakalım da işim biraz zor. Dene bakayım. Bakın Sayın Başkan. Değerli vekiller, elimize ulaşan son bilgilere göre... Yurt genelinde açılan sandık sayısı 85.328. Geçerli oy sayısı ise tamı tamına 22 milyon. Seçilen milletvekilleri ise şu şekilde. Ne olmuş? Kim seçildi? Sen mi seçildin? Nerede? Kaç oy var? Vay be! Ya seçim lafını duyunca bak nasıl ok gibi fırladılar, gördün mü? Şimdi rahat görüşmelere devam edebiliriz. Aferin lan. Başkanım, vekillerin de hassas noktası bu işte. Siz bunları uyandırmak istiyorsanız oy deyin, sandık deyin, yeter. Hatta yeter de artar bile. Sayın seyirciler, seçim süreçleri siyasetçilerin açılış yarışlarına sahne olur. Haziran'daki genel seçim öncesinde de böyle oluyor. İzliyoruz efendim. Kocacığım, ama hani bana söz vermiştin İhsan, makası bırakacaktın. Ama Nalan, hasımlarım olmazsa çifte makasla dolaşır mıyım hiç? Bak, ama sana söz veriyorum, şu seçim dönemi geçsin, yeminle makası bırakacağım. Ama çok korkuyorum İhsan, sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Korkma Gülüm, korkma. Yarın kurdele deşen Rahmi ile hayati bir kapışmam var. Ona hazırlanıyorum şimdi. Şu kurdeleleri benim için havaya atar mısın? Antrenman yapayım biraz, hadi. Peki tamam, hoppa. Şık. Hey be. Nasıl kesiyorum ama hepsini ha? Formdayım, formda maşallah. Çok iyi, çok iyi. Evet. Tabii sana boşuna açtığını kesen altın makas İhsan dememişler ama yine de benim içimde kötü bir his var İhsan. Boşuna uğraşıyorsun kurdele deşen Rahmi. Ha! Bu seçim bölgesini terk etmek zorunda kalacaksın. Altın makas İhsan. Hadi bakalım. İşte ben kestim kurdeleyi. Sana demiştim oğlum, sana demiştim. Bu kasabada sana yer yok demiştim. Açılışı ben yaptım, seçmenleri ben kaptım. İnsan! Bir seçim yatırımı için buna değer miydi İhsan? Değer miydi? Ya makasım tutukluk yaptı Nalan, makasım tutukluk yaptı ya. Sayın seyirciler, ülkemizde yaşanan her sorun, çözülemeyen her mesele bizi de evlerimizdeki huzuru da etkilemeye devam ediyor. Biz de bundan böyle vatandaşlarımızın evlerine girip neler yaşandığına daha yakından bakacağız. Kimseyi gözetlemeyeceğiz. Yalnızca durumu özetleyeceğiz efendim. İşte karşınızda biri bizi özetliyor evi. Bugün aylardır atanamayan vekil öğretmen Cevat'ın evindeyiz. Evde gergin bir havada akşam yemeği yeniyor. Ah!
Ya bu ne biçim yoğurt yemeği hanım? İçinde iki tane nohut ya var ya yok. Sen neden olduğunu daha iyi bilirsin. Onu bulduğuna şükret Cevat. Beni konuşturma kameraların önünde. Ya daha maaşı yeni aldım. Ne yapıyorsun bu kadar parayla bilmem ki. Ne yapıyorum? Kendime tam tur pırlanta aldım. Artanıyla da yeni bir evin taksitine girdim. Lan delirtme beni Cevat. Vekil öğretmenin aldığı parayla ev mi döner lan? Karımın bu çıkışı çok anlamsızdı. Hayır yani bunda bu kadar sinirlenecek ne var anlayamadım. Bak buraya yazıyorum. Bu sene kadroyu kesin kapacağım. Artık bu vekil öğretmenlik işkencesi de sona erecek. Devlet kadro açıyormuş kadro. Hep aynı terane. Devlet 1000 kişilik kadro açar, ona da 100.000 kişi başvurur. Ya devlet kadro açıyor diyorum, kadro! Ay ölme, şeyim ölme! Evet baba, annem haklı. Ben doğduğumdan beri kadro bekliyorsun sen. Bak oğlum, göreceksin bu sefer bana da kadro çıkacak. Aha buraya da yazıyorum. Her sene on binlerce insan mezun olup geliyor ama o kadar bile kadro açılmıyor. Dolayısıyla kadroyu değil, biz anca babayı görebiliriz diye düşünüyorum. Kadroya gireceğim, göreceksin. Giremeyeceksin. E bak ben bir gireyim, göreceksin sen o zaman. Giremeyeceksin. Gireceğim. Giremeyeceğim. Gireceğim kızım, gireceğim. Gireceğim. Giremeyeceğim. Gireceğim. Giremeyeceğim. Gireceğim be. Giremeyeceğim lan. Ben demiştim öyle değil mi? Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.